Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber zeytinyağlı yaprak sarması yapacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Ve sarmamızın içinin yapımının aşamasına geçelim arkadaşlar. Öncelikle 2 su bardağı yıkamış olduğumuz pirincimizi bir kaba alalım. Pirincimizin üzerine bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı kuru nanemizi ekleyelim. Ve bir tatlı kaşığı toz kırmızı biberimizi de ilave ettikten sonra bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçamızı da ilave edip soğan ve maydanozlarımızı doğramaya geçelim. Soğanlarımızı doğramadan önce bir su bardağı zeytinyağımız vardı. Yarım su bardağını içine yarım su bardağını da pişme aşamasında üzerine ilave edeceğiz. Ve biz soğan ve maydanozlarımızı doğrama aşamasına geçelim arkadaşlar. Burada videoyu hızlandırmaya alıyorum. İnce ince doğradığımız maydanoz ve soğanlarımızı da pirincimizin üzerine ilave edeceğiz. Normalde sarma yapan arkadaşlar soğanı kavurup salçası ile beraber pirincini de hafif haşlayarak yani demlendirerek sarma sarıyorlar. Ama ben öyle tercih etmiyorum. Çünkü sarma yapraklarımız bazen sert olabiliyor. Pişmede sıkıntı yaşayabiliyor. En azından içiyle dışı aynı anda pişsin istiyorum. Öyle içi lapa dışı sert istemiyorum. Böyle olunca tane tane oluyor iç harcımız. Evet, gördüğünüz gibi soğan ve maydanozları ince ince doğradım. Ve sarmamızın içine ilave ettim. Şarjımız hazır. Salamura yapraklarım vardı arkadaşlar benim. Onu yarım saat kadar normal suda beklettim, tuzun atması için. Ardından sarma işlemine geçiyorum. Yapraklarımızı ters yönünde açıp içine bir tatlı kaşığı iç harcından koyalım. Ve yapraklarımızı yanlardan kıvırarak saralım. Bu arada arkadaşlar iç harcının içine sarımsak koymak isterseniz koyabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Benim eşim sarımsak sevmediği için ben çoğu yemeklerimde sarımsak kullanamıyorum. Ama bu sarmaya sarımsak çok yakışıyor. Yapmak isterseniz sarımsak da ilave edebilirsiniz. Evet, yapraklarımızı sardık. Sarmış olduğumuz yapraklarımızı tenceremize düzgün bir şekilde yerleştirelim. Ben altına yaprak kullanmıyorum. Benim yaptığım tarifte hiçbir şekilde dibine tutma olmuyor. Ama siz isterseniz altına yaprak döşeyebilirsiniz. Tenceremize dizerken ne çok sıkı diziyoruz ne de çok gevşek. Pişerken açılmasını istemiyoruz. O yüzden gevşek dizmiyoruz. Ama çok da sıkmıyoruz çünkü pirinçlerimiz şişecektir. Sıkı sarar, yerleştirirseniz pişmede de sıkıntı yaşayabilirsiniz. İçi tam olarak pişmeyebilir. Evet, tencereme dizdim ve üzerine 3 adet limon dilimi yerleştiriyorum. Sarmamın üzerine salçalı sos yapmayacağım arkadaşlar. Sadece tuzlu su ayarlayıp zeytinyağını dökeceğim. Normalde yemek olarak tüketmek istiyorsanız salçalı sos yapabilirsiniz. Suyunuzun içine bir yemek kaşığı salça ekleyip karıştırıp üzerine ilave edebilirsiniz. Ama ben çayın yanına 5 çaylarına yapıyorum şu anda. O yüzden sadece tuzlu su yapıyorum.
Ve suyumu da pirincimin ölçüsü kadar kullanıyorum. Pirinci 2 su bardağı kullanmıştık. Suyumuz da şu anda 2 su bardağı ve bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Çünkü dediğim gibi salamura yaprak olduğu için tuzlu. Çok fazla tuzlu da olsun istemiyorum yapraklarımın, pişen sarmalarımın. Suyu ilave ettikten sonra geriye kalan yarım su bardağı zeytinyağımızı da ilave edelim. Ve önce yüksek ateşte fokurdayana kadar, fokurduktan sonra kısık ateşe alıp 20 dakika kadar pişirelim. Yani suyunu çekene kadar arkadaşlar. Benim sarmalarım pişti ve suyunu çekti gördüğünüz gibi. Ve soğuduktan sonra servise alıp